Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda içki niçin İslam'ın ilk döneminde haram kılınmamıştı? Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de içkiyle ilgili ayetlere baktığımızda başlıca dört farklı merhale görürüz. Birinci merhalede içkinin güzel bir rızka mukabil olarak zikredildiğini görüyoruz. Ve burada içkinin güzel bir rızık olmadığına bir işaret edilmiştir. Ama bir yasaklama yok. Bir başka merhalede zararlı şeyler olduğuna dikkat çekiliyor. Bunların açıklamalarını birazdan yapacağım. Bir üçüncü merhalede kısmi bir yasaklama getiriliyor. En azından namaz kılarken insanların sarhoş olmaması lazım. Ama bir dördüncü merhalede içki tümüyle yasaklanıyor. Ayrıntılarına şu anda geçiyorum. Birinci merhalede ayette şöyle ifade edilmekte Nahl suresinde. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا Üzümden ve hurmadan hem güzel bir rızık elde ediyorsunuz hem de sarhoşluk veren şeyler yapıyorsunuz. Burada güzel bir rızık, üzümde ve hurmada gerçekten güzel bir rızık olma cihiyeti var. Ama bir de insanlar buradan içki elde ediyorlar. Allah içki olarak yaratmıyor. Ama insanlar bunları mayalaştırıyor ve o şekilde içki yapıyorlar. Ve kötü bir şey yapmış oluyorlar. Bunun kötü bir şey olduğuna ayet-i kerimede dikkat çekilmiş. Ama haramdır diye bir hükümde belirtilmemiş. İkinci merhalede يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. قُلْ ف۪يهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ De ki, onlarda hem büyük bir günah var, hem de insanlar için bir takım faydalar var. اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْئِهِمَا Ama bu ikisinin günahı, faydası, yani günahı sevabından daha fazladır. Zararı faydasından çok daha fazladır. Bu şekilde ayette ifade ediliyor. Belki bunu da kısaca açıklamamda fayda olur. Yani içkide ne gibi fayda var? Kumarda ne gibi fayda var? Şu açıdan bakılabilir. Belki insan içtiğinde bir takım dertlerini unutur görülüyor. En azından o anda artık onun için dert olmaktan çıkıyor. Veya kumar oynarken başka dertlerini o anda unutuyor, rahatladığını hissediyor. Bu tarzda onun fayda kabul ettiği, o anda kendisini rahatlatır gibi görülen bazı cihetleri olabilir. Ama bununla beraber hem içkide hem de kumarda büyük zararlar var. Ayet-i Kerime fayda zarar cihetiyle bunları değerlendiriyor ve zararının çok daha büyük olduğunu ifade ediyor. Bir üçüncü merhalede kısmi bir yasaklama görüyoruz. Orada da Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. لَا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا İçkiliyken namaza yaklaşmayın. Demek ki burada kısmi bir yasaklama var. Tümüyle içki yasaklanmamış ama namaz gibi bir ibadet eda edilirken, insanlar Allah'ın huzuruna çıkarken sarhoş bir kafayla çıkmamalı. Ne dediğini bilmeli, ne okuduğunu bilmeli ve o huzura layık bir şekilde ayık bir kafayla ibadetini yapmalı. Dördüncü bir merhale, burada da Allah-u Teala kesin bir şekilde artık içkiyi yasaklıyor. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمْ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ İçki, kumar, putlar ve fal okları, bunlar şeytanın amelinden bir pisliktir. Bunlardan, bu pislikten içtinab edin, kaçının. Ve burada içkiyle beraber başka üç şey daha yasaklanıyor. Kumar yasaklanıyor, dikili taşlar var, tapılan putlar, onlar yasaklanıyor. Bir de fal okları, falcılık, bunlara inanmak, bu da yasaklanıyor. Demek ki değerli izleyenlerim, içkinin yasaklanmasında bu gibi merhaleler söz konusu. Peki niçin bu merhaleler var? Burada insan tabiatının Kur'an-ı Kerim'de nazara alındığını görüyoruz. İnsanların den ve damarlarına işlemiş, insanların tabiatına yerleşmiş olan bir adeti, kötü bir şeyi bir anda ortadan kaldırmak mümkün değildir. Amerika bir ara bunu denemiş. 1919-1932 yıllar arasında 13 yıl Amerika'da içki yasaklanıyor. Uyuşturucu günümüzde dünyanın her tarafında yasak olduğu gibi Amerika
1919-1932 yılları arasında içkiyi yasaklıyor. Ve günümüzde devletler uyuşturucuyla mücadele ettiği gibi Amerika o zaman içkiyle mücadele ediyor. Ancak gizliden gizliye insanlar içebiliyor. Açıktan içkiye yasak ve gizliden içenler de yakalandığında cezalandırılıyor. İçki imal eden yerler ortadan kaldırılmış. Tekrar imal edenler varsa onlar da yine cezalandırılmakta. 13 yıl bu yasak uygulanıyor ama insanlar içki içmeye alışmış bir toplum. Ve onların dinlerinde o derece çok net bir yasak da değil. Yani kilisenin kabullerine göre içki o kadar haram bir şey de kabul edilmiyor. Böyle olunca Amerika'da bunu uygulayan idare başarılı olamıyor. Aradan 13 yıl geçtikten sonra içki tekrar serbest hale getiriliyor. Ama Peygamberimiz döneminde 14 asır öncesinde o zaman da insanlar kör kütük sarhoş. O zamanın toplumları içkiyi günlük hayatın bir parçası olarak görmekte. Ve Arap toplumu, Kur'an'ın ilk inmiş olduğu Arap toplumu gece gündüz içki içen bir topluluk. Üzümden, hurmadan içki yapıyorlar ve içiyorlar. İşte birden kaldırılmıyor. Neden birden kaldırılmıyor? Hazreti Ayşe'ye validemizin ifade ettiği gibi eğer diyor Allah-u Teala içkiyi birden yasaklamış olsaydı, içki içmeyin ben bunu yasakladım demiş olsaydı insanların çoğu biz bunu terk edemeyiz der, dinden çıkarlardı diyor. Demek ki burada gerçekten güzel bir siyaset izlenmiş tabiri caizse. Güzel bir tedriç kanunu nazara alınmış ve bu şekilde birden hemen kaldırmak değil, tedricen kaldırılması, kademeli, peyderpey bunun ortadan kaldırılması hedeflenmiş. Ve bunun neticesinde toplum gittikçe artık içkiden nefret edecek bir hale geliyor. İçkinin kötülüğünü görüyor, altyapı hazırlanıyor. Altyapı hazırlandıktan sonra son merhalede içkinin haram olduğu ifade edildiğinde artık insanlar içkiyi bırakıyorlar. Hatta ayetin sonunda فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ artık vazgeçtiniz değil mi? Sahabeler Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini duyduklarında اِنْتَهَيْنَا يَا رَبَّنَا diyorlar. Vazgeçtik ya Rabbi. Evlerinde fıçılarla içki varmış. O fıçıları sokaklara döküyorlar. Ve o şekilde bu içki afetinden, belasından kurtuluyorlar. Burada belki şöyle bir şey medarı bahs olabilir. Peki günümüz şartlarında artık biz Allah'ın içkiyi haram kıldığını biliyoruz. Ama bazı insanlar var ki içkiye çok fena alışmışlar. Bunlara birden son hükmünü söyleyeceğiz. Yoksa peyderpey, kademeli bir şekilde bunların içkiyi bırakmalarını mı sağlayacağız? İki türlü de düşünülebilir. İki türlü uygulama yapan da olabilir. Artık din tamamlanmıştır. Din yeni bir hüküm getirmeyecek. Ama uygulama noktasında muhatabımıza bakarız. Eğer muhatabımız bir anda içkiyi terk edebilecek bir durumda değilse azar azar kademeli bir şekilde onun terk etmesini sağlarız. Ama o da yine bilir ki aslında bu haram ama tedricen kademeli bir şekilde kaldırıldığına göre ben de zaman içinde bu şekilde tümüyle bundan kurtulabilirim. Böyle bir düşünceyle adım adım hedefine varabilir. Ama bir kısmı da çok rigid bir kararla ben tümüyle baştan terk ediyorum. Artık bundan sonra ağzımı almayacağım der. O şekilde bundan kurtulabilir. Malum tıpta şöyle bir ifade var. Hastalık yoktur. Hastalar vardır. Her hasta kendi şartları içinde değerlendirilir diyorlar. Onun gibi içkiye müptela olan kimselerin durumu da uzmanlar tarafından ona göre değerlendirilmeli. Bu birden bırakabilir mi, bırakamaz mı? Ne derece iradesine hakim? Bunlar nazara alınmalı. İlahi hükümdeki tedricle dikkate alınmak suretiyle tedavi cihetine gidilmeli. Cenab-ı Hak bu gibi pisliklerden hepimizi uzak tutsun duasıyla bugünkü programı noktalıyoruz. Başka bir programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.